Biliyorsunuz IT sektöründe birçok bilgisayar mühendisi olmuyor. Mesela fizik mezunu, işte matematik mezunu. Böyle tarz insanlar da çalışmakta ve çok iyi projelerde de yer almaktalar. Sizce hocam bunları mesela bir firmanız olsa ve iki kişi size iş başvurusu için gelse, bir tarafta bilgisayar mühendisi, bir tarafta matematik veya fizik mezunu. Bu iki arkadaşı değerlendirirken neye bakardınız? Yani birisinin diğerine göre üstünlüğü var mıdır diye mi sormak istiyorsunuz? Sorunun Var altında mıdır? yatan Aslında şöyle, birisinin kesinlikle bilgisayar bilgisayar mühendisi mühendisi... alırdım, fizikçi almazdım gibi bir cevap mı bekliyorum? Hayır, Böyle yönlendirme mi kesinlikle. var soruda? Hayır hocam, şunu merak ettim. Aslında mesela matematikçi bir insanla, o da kod yazıyor diyelim, Doğru. projesi var. Bilgisayar mühendisi bir insan ama farklı dersleri almışlar. Aynı gönülle vermişler şeyi, mesleği. Bunu nasıl ayırırsınız hocam? İki kişiye mesela işi alırken veya Şimdi bunu şöyle. seçerken... Belli bir tecrübeden sonra, belli bir yıldan sonra bu ikisi arasında fark kalmıyor. İşin doğrusu. Çünkü özellikle yönetime kayılmayla birlikte yönetici pozisyonlar, proje yöneticiliğiyle başlayan veya takım liderliğiyle başlayan pozisyonlardan itibaren zaten bilgisayar mühendislerinin de almadığı eğitimlerle ilgili iş yapması gerekiyor. Biz böyle bir yönetim dersi, ekip nasıl yönetilir, kişi ilişkileri nasıldır, bir insana nasıl hitap edilir, bununla ilgili hiçbir ders almıyoruz değil mi? Sonuçta biz de aslında bilmediğimiz sularda gemimizi yüzdürüyoruz. Belli bir seviyeden sonra. Ama şeye gelecek olursak, teknik kısma gelecek olursak, teknik kısımda da iş tamamen tecrübe. Mesela firmanın, çoğu firmanın Türkiye'de diyelim, kullandığı bilgi birikimi aslında piyasanın öğrenilebilecek bilgi birikimleri veya insanların kendisi çalışarak çok kolay öğrenebilecek bilgi birikimleri. Şimdi mesela algoritma analizi dersini alıyorsunuz. Çok önemli bir ders. Çok ufkunuzu açan bir ders. Bunu almayan birisine göre çok daha kaliteli olacaktır yazacağınız kodlar. Ama bunu hiç kimse öğrenemeyecek. Sadece bilgisayar mühendisliği okuyanlar öğrenecektir diye bir kural yok. Bunu herkes öğrenebilir. Neticede aldığınız dersi şöyle toplasak haftada 3 saat full yapıldığını düşünün. 3 çarpı işte 15 hafta 45 saatlik bir bilgi. Birisi demek ki otursa bir haftada bu işi öğrenecek yani. Tam dolayısıyla şey değil. Bu iş böyle tamamen ulaşılamaz bir bilgi değil. Ama şunu kesinlikle söyleyebilirim. Yeni mezun birisi alınırken bilgisayar mühendisi birisi matematik mezunu birisine göre çok 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 daha öndedir. Çünkü daha henüz o arayı kapatacak vakti yok matematik mühendisliğinin, matematik mezununun. Onu belki işte oturup çalışmış olabilir. Şu anda tabii matematik bölümlerinde de onu görüyoruz. Matematik birazcık kötü bir seçim o yüzden aslında ama matematik bölümlerinde de çok ciddi oranda bilgisayar mühendisliğine kayış görüyoruz. Yani matematik bölümleri matematik mühendisliği olmaya başladı. Matematik ve bilgisayar bölümleri olmaya başladı. Bakıyoruz o pure matematik yani saf bilimden matematik biliminden iş biraz daha uygulamalı bilime, uygulamalı matematiğe ve bilgisayara kaymış durumda. Ama alakasız bir alan seçtik diyelim. Tarihten mezun birisi diyelim. Yani bilgisayarla alakası olmadığı için söylüyorum. Tarihten mezun birisinin kapatması gereken bu ara çok daha fazla. Bu zamanla olmaz mı? Olur. Tabii bilgisayar mühendisi birisi belki o sırada çok daha ileri bir yerlere gider. Böyle bir fark olacaktır. Ama yeni mezunlar karşılaştırıldığında onu net bir şekilde söyleyebilirim. Bilgisayar mühendisi birisinin bilgisi diğer bölümlerden mezun birisine göre çok 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 daha öndedir. Bu tabii ortalamada. Şunu da söylemek lazım. Bilgisayar mühendisliğinde 4 yıl okuyup hiçbir şey öğrenmeden mezun olan da vardır. Bununla Evet. birlikte alakasız bir bölümde okuyup bir bilgisayar mühendisi kadar bilgi edinen de vardır. Tamam, böyle istisna örnekler bulursunuz. Yani Evet. burada bak bu adam var, şurada bu adam var, bu bundan daha iyi diyeceğiniz örnekler mutlaka var. Ama ortalamaya baktığınızda genel olarak bütün matematik mezunlarını alın veya şimdi genel matematik değil, bütün tarih mezunlarını alın, bütün bilgisayar mezunlarını alın, bilgisayar mezunları bu konuda çok daha öndedir ortalamada. Onu söyleyebilirim net bir şekilde. Hocam ben can alıcı bir soru daha sorayım. Az Buyurun tamam. önce Silikon Vadisi ile ilgili bir şey söylediniz. Röportajın belki de en önemli konusu. Ben bunu birçok yabancı sitede de duydum. Mesela Quora soru uygulamasında. Orada Stanford'da okuyan kız arkadaşlar, işte erkek arkadaşlar da bundan bahsediyordu. Demiştiniz ki en iyi adamlar orada. Sizce biz gençlere ne önerirsiniz ki biz de oraya kayabilelim? Silikon Böyle Vadisi. bir videomuz var. Silikon Vadisi'ne Evet, ben nasıl onu izledim. İşte gidilir? veri yapıları dersinizden sonra ona da baktım. Ama siz Anladım. yine de daha samimi olarak acaba bu Onu gençler ne yapsın ki? samimi Hayır bulmadınız hocam, mı çok fazla genel değil de biraz daha özelleştirebilirsek konuyu. yani? Yani Mesela şöyle, bu işin yaşımız 23, işte mezun olacağız, işte çalışacağız. Sonra ne yapmalıyız ki? Mesela bir İngilizce istiyorlar. Örneğin geçen bir iş teklifi gördüm hocam. Genç bir arkadaş arıyorlar, iOS'la alakalı. Amerika'da bir şirket kurmuşlar, Türkiye'deki ayağını şey arıyorlar. Ben de kendim iOS'la alakalı birkaç çalışmalarım vardı. Ben mezun olsaydım başvurabilirdim mesela. Bu da belki beni tetikleyebilirdi oraya gitmem ama bu sizce yeterli mi? Veya ne yapmalıyız ki
Oraya bir Şöyle entegre olur. aslında İngilizce şart tabii ki. Bununla birlikte iyi bir yazılım bilgisi ve oradaki insanlardan farklı bilgiler, daha nadir olan, daha az bulunan bilgiler. Şimdi şunu söyleyeyim yalnız bakın. Böyle bir dünya yok. Yani bir tarafa yapılan yatırımın başka bedelleri oluyor. Siz şimdi Silikon Vadisi'ne çalışmak için bir yatırım yapacaksanız, kendinizi o konuda geliştireceksiniz, orada istenen özellikleri geliştirecekseniz bunu Türkiye'de kullanamayabilirsiniz. Anlatabiliyor muyum? Yani böyle her yatırım her yerde işe yarar. Ben bir şey öğrendiğimde her zaman kullanırım diye bir şey yok. Orada kullanılan öyle bir dil vardır ki onunla ilgili geliştirme yapacak adam bulunmuyordur. Piyasada çok kolay bulunmuyordur. Onu öğrenirsiniz. Ve onunla ilgili de sonra başka hiçbir yerde bir iş yapamayabilirsiniz. Evet. Dolayısıyla iki strateji çok farklı. Yani Türkiye piyasası için kendinizi yetiştirmeniz, buradaki eksiklikler, daha rahat iş bulunabilecek şeyler için yetiştirmeniz de kendinizi dünya piyasası için yetiştirmeniz arasında strateji farkları olabilir. Bazen birine yaptığınız yatırım diğerinden alabilir. Her zaman iki tarafı da koymaz. Artı değer koymaz. Dolayısıyla şunu söyleyeyim. İngilizce öğrenin. Şunu yapabilirsiniz. Bu bende bir niyetim var. Uzun süredir böyle bir niyetim var. Yapamadım hala. Bu uluslararası firmaların işte Apple, Microsoft, Google sayabiliriz böyle firmaları. Onların mülakat soruları var. Onları cevaplamaya niyetim var inşallah böyle soruları alıp teker teker üstünden bilebildiğim kadarıyla tabii geçmeye niyetim var. Onlara çalışabilirsiniz. Çünkü bu mülakat soruları geliyor neticede. Ve iş ilanlarını takip edin. Daha çok hangi pozisyonda insanlar aranıyor onlara bakın. Ona göre kendinizi burada hazırlayın, yetiştirin. Ve çalışın yani. Bununla ilgili videoda daha detaylı bilgi vermiştim. Birkaç böyle adım şeklinde. Onu da izleyebilirsiniz. Tekrardan izleyebilirsiniz. Tekrardan izleyebilirsiniz. Hocam ben son olarak bir soru sorayım. Hobilerinizi merak ediyoruz arkadaşlar. Evet, Hobilerimiz. genel olarak ne yaparsınız yani? Sade Eren Şeker boş zamanlarında ne yapar? Şöyle ben aslında birazcık rahatlamak için motosiklete biniyorum. İşimle onu birleştirdim biraz. Yani gelip giderken İstanbul'da yaşadığımız için İstanbul trafiğinden dolayı motosiklete biniyorum. Ve o biraz rahatlama sağlıyor açıkçası. Hem de vakit kazandırıyor. Şu anda hobi olarak yaptığım böyle en fazla yatırım yaptığım şeylerden birisi o. Motor alıyorum, bir daha alıyorum falan böyle. Ona biraz yatırım yapıyorum. Değişik zamanlarda değişik şeyler yaptım. Öğrenciyken scuba yapıyordum. Dalışa Dive. gidiyordum. Scuba diving yapıyordum. Balık adamla uğraşıyordum. Değişik dönemlerde değişik hevesler, hobiler oluyor. Oyun çok uzun süre. Mesela hayatımda en fazla yaptığım şeylerden birisi oyun oynamaktır herhalde. Böyle iş dışında, boş vakitte yapılan şeylerden birisidir. Hala arada oynadığım oluyor. Neden oynuyorsunuz Geçen hocam? burada çalışan bir arkadaşımız vardı. Onun tavsiyesiyle League of Legends diye bir oyun var. Ona başladım. Şu an henüz 20. level'dayım. Herhalde toplasam belki bir işte 100'ün altındadır yani. 50-60 oyun falan oynamışımdır. Yavaş yavaş geliştiriyorum kendimi o konuda. Daha önce Heroes of the Storm diye bir oyun vardı. Evet. League of Legends'a benzeyen. Onun tester'ıydım ben. Blizzard bana tester'lık vermişti. Çok fazla oyun oynadığım için sağ olsunlar bana test et diye vermişlerdi. Başvurmuştum. Çıkmıştı yani öyle söyleyeyim. Ona çok uzun süre vakit ayırmıştım. Şimdi ona benzeyen bir oyun bu. Biraz daha hızlı ilerlediğimi zannediyorum ama bilmiyorum tabii. Yavaş yavaş kendimizi geliştireceğiz. Böyle durum yani. Beni sen konuşsun sen. Son sorularınızı sorduk mu? Çok ses olmadı sanki de. Bilgisayar mühendisliğinde gelişen teknolojileri takip etmek diğer mesleklere nazaran daha zor. Bize teknolojinin hızına nasıl yetiştiğinizi anlatabilir misiniz? Hani ne gibi dergiler okuyorsunuz? Nereleri takip ediyorsunuz? Teknoloji çok çabuk gelişiyor. Evet, bu alanda bir de hani bir 5 sene sonra yani bizim şu an bildiklerimiz bile belki çok üstünde şeyler olacak. Şimdi şöyle bu sorunun cevabı izleyenlere de faydalı olması açısından biraz daha geniş cevap vereyim. Yani benim okuduğum dergiler biraz da akademik dergiler oluyor mecburen. Hatta geçen hafta bir dergiye abone oldum. Dolayısıyla onu ayrı bir soru olarak cevaplayabiliriz ama sorunun cevabını şöyle verelim. Learning curve denilen bir şey vardır, öğrenme eğrisi. Aslında hangi konuyla ilgili uğraşırsanız uğraşın. Yani .NET developer olabilirsiniz, Java developer olabilirsiniz. Kendinizi güvenlik alanında mesela siber güvenlikte geliştiriyor olabilirsiniz. Alakasız bir sürü alan olabilir. Böyle bir kaynak yok, her şeyi oradan öğrenirsiniz. Yani şöyle hani Google var, oradan her şey öğrenilebilir gibi bir genel cevap verilebilir ama normalde aslında her uğraşılan işin
kendine göre kaynakları var. Ve bu kaynakları keşfetmek bir vakit alıyor. Doğru kişiyi, soru sorulabilecek doğru kişiyi bulmak, doğru okunacak kaynağı bulmak bir vakit alıyor. Bu da learning curve'de giden bir şey. Yani önce böyle yavaş yavaş başlıyorsunuz. Kaynakları keşfetmeye başladıkça böyle birden hızlanmaya başlıyorsunuz. Yükseliyor. Ondan sonra da artık daha fazla bir limite ulaşıyorsunuz. Yani daha fazla bilgiye ihtiyacınız olmuyor. İşinizi o bilgiyle idare ettirebiliyorsunuz veya bir rutine biniyor öğrendiğiniz bilgiler. Bilgilerinizde çok fazla bir artış olmadan böyle S-curve denilen S şeklinde bir eğridir bu. Şirketlerde de öyledir. Bir işletmeye girdiğinizde, işe başladığınızda ilk önce işletmeyle ilgili hiçbir bilginiz yoktur. Yavaş yavaş işletmeyle ilgili işte kime ne sorulur, nereden yemek yenecek, nerede yenilecek, ilk geldiğiniz tuvaletler nerede, birine sormanız lazım. Yani o başlar böyle işletmeyle ilgili öğrendiğiniz şeyler. En üst seviyesine kadar çıkmaya başlar. İşte şirketin 10 yıllık stratejisi nedir öğrenmeye kadar gider o. Yemekhane nereden başlayan soru. O işte bir curve'dür böyle. Yavaş başlayan ve sonra giden bir şeydir. Dolayısıyla aslında hangi alanla uğraşırsanız uğraşın o kaynakları keşfetme süreci vardır. Bu bir müddet sonra bu işte profesyonelleşiyorsunuz. Doğru kişiyi bulmak, ona sormak, doğru şekilde sormak. Her insan her bilgiyi vermez. Onu almak, internette doğru kaynaklara ulaşmak. Bunlar birazcık tecrübe kazanıldıkça gelişen şeyler. Google'u kullanmak bile öyledir. Yani ben görüyorum bazen mesela bir konu aranacak. İnternette aradım bulamadım diyen insanlar oluyor. Demek ki Google'u kullanamamış veya işte arama motoru hangisi ise Bing diyelim, başka bir şey diyelim, QQ diyelim. Bunları kullanmayı bilmiyor demek ki. Veya hiç olmayan bilgi de olabilir tabii ama genelde bilgiye ulaşım hızı, bilgiye ulaşım hızı kişinin o konudaki tecrübesiyle ilgili bir şey. Dolayısıyla bunun bir cevabı yok. Yani hangi kaynaktan çalışalım? Çünkü hangi konuda çalışacağınıza bağlı bir problem bu. Ben akademisyen olduğum için genelde akademik kaynakları okuyorum. Bizde en çok bilinen meşhur kaynaklar IEEE'nin, ACM'in kaynaklarıdır. Birazcık mühendislik kaynakları. Ben bir de ayrıca yönetim bilişimle uğraştığım için AIS denilen bir kaynak var. Oradaki dergileri okumaya çalışıyorum. Ama bu dergilerin tamamına yakını ULAKBİM sayesinde üniversiteler açıldı. Herhangi bir üniversitenin IP'sinden girdiğinizde, oradaki bir bilgisayardan girdiğinizde bunları ücretsiz olarak ulaşabiliyorsunuz. Bizim gençliğimizde, bizim öğrenciliğimizde ulaşılamıyordu. Bunlar için üniversiteler para veriyordu. Her bir üniversite veriyordu. Bazısı vermiyordu. Vermeyen üniversitede bunları okuyamıyordunuz. Ve makaleler de pahalı şeyler. Yani 10 dolardan bir makaleyi okumak diyelim başlıyor. Para ödüyorsunuz. 30, 40, 50 dolara kadar çıkıyor. Düşünün 100 makale okuyacaksanız işte çarpı 100. Ciddi maliyetler. Şimdi böyle bir gelişme oldu Türkiye'de. Epeydir var hatta. Çok güzel bir gelişme. Bu kaynaklara ulaşabiliyor arkadaşlar. Dolayısıyla aslında kıymetini bilmeniz lazım. Üniversiteden girin, kütüphanelerden. Eskiden kütüphane denilen bir kavram vardı. Şimdi hiç kütüphaneye uğramadan mezun olabiliyor insanlar. Gerçi sosyal bilimlerde iş biraz farklı. Ama bilgisayar mühendisliği için şu an internete erişmeniz, internetteki kaynaklara, dijital kütüphane olarak bunlar geçiyor veya veri tabanı olarak geçiyor. Bunlara erişmeniz ve buradan makaleleri yavaş yavaş okumaya başlamanız ve bunlar da şey değil böyle çok uçuk konular da var. Tamam anlaşılması zor konular da var ama yavaş yavaş başlayabileceğiniz basit dergiler de var. Daha popüler olan, daha güncel olan dergiler de var. Onları tercih ederek hangi alanda geliştirmek istiyorsanız onları okuyarak hem İngilizcenizi geliştirmek için, teknik terimlerinizi geliştirmek için hem sonuçta bunlar uzmanlığı, dünya çapında uzmanların yazdığı şeyler. Onları öğrenip gelecekle ilgili biraz tahmininiz, ufkunuzun açılması için çok tavsiye edilebilecek dergilerdir. Girin, hangi veri tabanlarına üniversiteniz üyedir bakın. Onlardan size yakın olan konulardaki dergileri yavaş yavaş karıştırmaya başlayın. Tavsiyem bu olur.